Durdur lan. Ha gel. Yıldız ve elmas. Haydi Sara. Arkadaşlar buralarda ya kurt gezmiş ya ayı gezmiş. Köpeklerin hepsi gitti şu tarafa. Sarı. Macar da gitti Harlayorlar'da. Haydi. Bir tek. Haydi Sara. Bir tek Sarı'nın sesini duyabiliyoruz. Sarı Macar'ın sesi. Kurt olma ihtimali var. Ayı olabilir. Domuz değil bu. Çünkü Sarı Macar kupayımız salıyor. Hani bu ayı da olabilir. Soyaklıydı, şimdi salmaya başladı. Ama ta büyük köpeklerin salışını da duymadım. Bayağı da uzakta yani. Yani aramızda neredeyse yani 500 kilometre var mıdır? Belli de daha fazla. Sabah köpeklerin neyi ağırladığını buldum bakın. Bu bir ayı dışkısı. Daha yeni. Dün akşam falan yapmış. Bakın burada da elmaslan yıldız kokusunu aldılar şu an. Elmas. Buradan doğru gitmiş. Büyük ihtimalle pelit gitmiş arkadaşlar. Bakın. Yapraklar falan yerlerde. Pelit değilmiş. Köpekler aynı şekilde bu sabah bu yüzden gittilerdi ama mesela şimdi gitmediler. Çünkü burada olmadığını biliyorlar. Ama yine de köpek havayı kokluyor. Bakın sırtının üstüne bakın arkadaşlar. Bakın diken diken yaptı. Daha yıldız kokuyu anlıyor ama yani tecrübesiz, yani ne olduğunu bilmiyor. Yani yıldız neyin olduğunu bilmiyor. Ama elmas usta bir köpek. Zamanında ayıyı kurdu görmüş bir köpek. Bu bile tecrübesi olmasına rağmen sırtının tam şu omuz kısmını diken diken yaptı. Bu arada yıldızı sattık arkadaşlar. Bu videoda söyleyeyim. Yıldız Mersin'e gitti. Nasip olursa abimiz bu videoyu izleyecektir. Altına yorum yapar. Mart ayında yıldız gidecek. Abimiz uzman çavuşmuş. Uzman çavuşu bitirip gelecek. Yıldızı alacak gidecek. Kaparasını verdi. Yani yıldız satıldı, yani yıldızı verdik. Hayırlı olsun. Tip olarak, karakter olarak çok güzel bir akbaş inik aldı yani. Yıldızı niye verdim onu da söyleyeyim. Elmastan inik büyüteceğim. Elmastan 3 tane, 4 tane, 2 tane kardeş büyüteceğim. Onun için yıldızı verdim. Bir de ben fazla ufak köpek sevmiyorum. Onu alırken şey arkadaşlar söyledim. Yıldız fazla büyümedi. İstediğim gibi hayvan güdüğüm istediğim kadar ama boy olarak istediğim bir boya erişmedi yani. İnce bir inik olduğu için ben biraz boylu köpek seviyorum. Ondan dolayı verdim bir kısım, bir yandan da. Hayvanların önü nereye vardı? Daha arkası gelmedi. Arkası ta burada. Hey! Hey! Hani önü o kadar hızlı gidiyor ki arkadaşlar. Hani önüne
Ben bile yetişemiyorum yani. Hayvanlar şunlara koşuyor arkadaşlar. Şu meşe palamutu. Bunu arkası daha orada halen daha geliyorlar bakalım. Şimdi bir de önüne bakalım. Önü nereye vardı? Hava soğuk ama soğuk olduğu halde terledim yani. Bakın şunlara bakın resmen koşuyorlar. Geçen bir video yapmıştım en son videomda. Abimizin biri demiş ki keçi almayı düşünüyordum ama bu videoyu az izledikten sonra keçi meçi almayacağım yazmış. Onun için bu hayvanı yapacak insanlar 1000 kere düşünürler, 1 kere yapsınlar. Yani alıp daha 2 gün sonra sattığın zaman zararına bir şey yapmayın. Her şey de öyle. Bir işe başlayacaksan ilk evvela ilmini çöz. İş kolay mı, zor mu hesabını yap, bundan sonra başla. Öyle onun bunun gazıyla, onun bunun şeyinden bu işe başlarsan başladığın gibi bitirirsin. Arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar çok sağ olun. Allah razı olsun bütün hepinizden. Sonki videomda yorumlarınızı destek yapın, eksik etmeyin demiştim. 200'ün üzerinde yorum geldi. Gerçekten çok mutlu oldum. Demek ki bizi sevmeyemiz kadar sevenimiz de var. Gerçekten yani yorumlara bazen var ya böyle yetişemedim yani. 1 saat telefondan kalkamadım cevap vermek için. Gerçekten yani çok mutlu oldum. Hani beğeni tuşuna da basın arkadaşlar. Bir de yorumlarınızı da her zamanki gibi eksik etmeyin. Ya bugün biraz aslında moralim bozuk. Bundan 2 saat önce falan. Adapazarı'ndan avcılar gelmiş. Gelsinler. Evrakları da varmış değiştiğine göre. Evet, evrakları olabilir. Baktım avcılar var. Dedim İdris tersine git. Şimdi kupayı. Benim yanımda köpekler kupaya falan saldırmıyor. Yani gidip kupayı falan boğmazlar. Ama şöyle söyleyeyim. Köpek davranışına girerse tutar. Kupayı sabah bir davranışına girdi. Edepli köpek olmama rağmen takışlar falan tuttular mı bilmiyorum. Tüfek attılar köpeklere. Köpekler döndü geldi dedim. Bir şey demedim. Baktım avcılar mesela kuzeye gidiyor. Dedim oğlum İdris güneye git. Yine dedim kupayla davranışına girer falan. Tam tersine gittim. Yine aynı şekil. Kupaylar yine akşam üzeri davranışına geldiler. Adamla bizim köpeğin arası 10 metre. Köpek davranışına girdi. Ben de yemek yiyordum. Arkadaş falan da vardı. Sefa arkadaş. Neden bu videoyu izler, yorum yapsın. Arkadaş bile çıldırdı resmen. Sen gel. Benim davarım içinde köpeğe tüfek at. Ondan sonra biz adama söylediğimiz zaman biz suçlu oluyoruz. Adam diyor ki bana. Bugün diyor pazar. Senin köpeği bağlaman lazım. Çoban köpeği sürüye pazar günleri, av günleri gelmemesi lazım diyor bana. Bunu bana söylüyor. Yani kendimi zor tuttum. Adam resmen böyle dik dik konuşuyor falan. Dedim sen niye kafasını yaşıyorsun? Senin dedim köpeğin av kovarken benim köpeğim gelip av kovarken senin köpeğini tutmadı. Bu birincisi. İkincisi benim malım var. Burada benim önümde 300 tane hayvan var. 2 tane, 3 tane akbaş var. 2 tane de kupayım var. Tamam mı? Zaten çok köpeğim yok. Sen gelip de nasıl bunlara tüfek atarsın? Arkadaşlar bir moralim bozuldu. Yabancı değilmiş. Bizim abinin arkadaşlarımış. Zırf bundan dolayı sesim çıkarmadım. Evet kavga ettim ama kendimi tuttum. Başka sosu yeri kendimi tutmazdım orada. Olay çok farklı yere giderdi. Lan bana bundan 4 sene önce ayı saldırmış lan senin zevkin için. Ben köpeklerimi mi bağlayacağım? Benim canımı malımı benim bu köpeklerim koruyor. Sen niye kafasını yaşıyorsun? Bana diyor ki sen haksızsın.
dik dik konuşun, sert konuşun diye. Ulan davar yanında köpeğe sen niye tüfek atıyorsun? Davarın içine atıyor bunu. Sen bunu atabilir misin? Bundan sonracıma ben suçlumuşum. İşte şöyle diyor, böyle diyor. Neyse arkadaşlar, fazla da bir şey söylemeyeceğim. İşte köpek büyütmek kolay değil. Özellikle böyle çobanı... Yani arkadaşlar moralim bozuk. Yani köpekleri atmadılar büyük. Ama şimdi mesela bundan 2 sene, mesela 4 sene önce bana ayı saldırdı. Mesela aynı olayı yaşadığımız say. Ayı bana saldırırken ben tuttum, tüfek attım kaçsın diye. Şimdi köpekler ayıya saldıracağı halde köpekler kaçar. Ya bunu da düşünmesi lazımmış avcının. Avcı, ben çoban olarak avcılara hiçbir zaman sevmemezlik yapmadım. Seviyorum da. Gelsinler gitsinler. Ama bir insan geliyorsa edebiyle gelsin, edebiyle gitsin. Yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Kim burada haklı, kim haksız. Yani bu yapması hatalı bir şey. Hiçbir şey hayvan, hiçbir şey insan canından değerli değil. İster köpek olsun, işte farklı bir şey olsun. Burada ilk evvela insanın canı, malı değerlidir. Adam diyor köpeğini bağlayacaksın diyor. Ulan ben büyük köpekle mi bağladım, benim süre kim gidecek? Beni kim koruyacak en evvela? Hayvanları korumasını geçtim. Beni kim koruyacak? Moralim bozuk ya. Böyle tüfek atarak köpekleri korkutuyorlar işte. Yarın bir gün mesela sürüye kurt saldırdı, tüfek atsan köpek korkacak. Ayı saldırsa mesela ayıyı korkutayım diye tüfek at, köpekler ayıya saldırmayacak, tam tersi tüfek sesinden kaçacak. İşte bundan dolayı bazen böyle sinirleniyorum. Farklı şeyler oluyor. Sefa arkadaş da vardı yanımızda bu olay olurken. Onun arkadaşı vardı, bir de bizim köyden biri vardı. Adam diye ben bile sinirlendim abi diye ya. Benim bile diye, ben de yabancı yerdeyim diye ben bile sinirlendim diye. Ben olsaydım diye kendimi tutamazdım diye. Şimdi bir de bizim panteri vurdukları için bir mahkeme var. Ondan dolayı sesimi çıkarmadım. Şimdi mahkeme var. Mahkemeden sonra mahkeme olduğu için, yoksa ben kendimi tutamazdım. Adam biliyor. Davarın içine giriyor kendi kupayı. Benim köpek onun kupayını tutuyor. Benim köpek suçlumuş. Lan köpek görevini yapıyor. Hayvanını kıskanıyor. Neyse arkadaşlar ya. Moraller bozuk. İşte ondan sonra köpekler böyle korkak oluyor. Çekiniyorlar insandan olsun, şeyden olsun. Normal bir şey. Sen ne kadar iyi yetişirsen yetiştir, dışarıdan avcısı geliyor, işte yabancısı geliyor, böyle köpeklerine tüfek atarak, işte ne bileyim sopalayarak, şey yaparak köpeğini korkutuyor. Arkadaşlar bak. Hayvanların içinde tüfek atla, bakın bak, keçinin bacak kırıldı. Bakın. Şimdi burada kim haklı kim haksız ya. Bakın. Keçinin bacak gitti. Tüfekten ürktü. Hayvan korktu. Hayvanın bacağı kırıldı. Denecek çok şey var da. İşte.